Merhaba arkadaşlar, Brothers Forever YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle Crusader Kings 3 Pers paketi inceleme serimize, oynanış serimize devam ediyoruz. Evet. Emir Kudayar, Yakupzade, babası Yakup Irontooth, Demir Diş olarak bilinen Yakup, Emir Yakup, ilginç bir şekilde hayatını 35 yaşında kaybetti ve küçük oğlu İki oğlunun biri olan Kudayar geçti. Toplamda iki kızı, iki oğlu vardı ve büyük oğlan Kudayar geçti. İkinci oğlanı Genius ve bizim şu anda varisimiz Kudayar büyüdüğü zaman topraklar kardeşi Babak'a kalacak. Kudayar'la çocuk yapmamaya çalışacağım çünkü kendisi çok yetenekli değil. Onun yerine yetenekli kardeşi geçecek. Şu anda yetenekli kardeşi halife destekçisi. Tabii o ileride değişebilir. Göreceğiz. Şimdi 10 toprağın 7'sini yönetiyoruz. Bizim Regent'ımız, yönetimdeki kişimiz Vali Emir Lightzade Panjurlu kendisi. Panjur'u yönetiyor. Vilayet Panjur'u yönetiyor şuradaki bölgeyi. Ve kendisi epey güçlendi. Üçüncü seviye. Bizim de yaşımız 6'ya geldi. 8 yaşına gelince düşürebileceğiz. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Şöyle devam edelim. Evet. Evet, Independence faction'lar vardı. Ayaklanan faction'lar var, Independence faction. Şöyle yapalım, savaş başlasın. Hemen bir paralı asker almak zorundayım. Ayarlar var. Afgan Gazna bantı. Savunma ağırlıklı gidersem daha iyi olacak. Düşman ordusunun neyi var acaba? Bowman. Levis. Bowman var. Okçu. Okçuya ne iyi gelir? Şöyle bakalım. Oğuzbant. Aa, bu kiralanmış. Şunları alabilirim aslında. Develer de fena değil. Develerin saldırısı güzel. Defansı 14. Okçuların 9, pikmenlerin 22. Develerin 14. Screen. Pershit. Develer çölde, kuru topraklarda, oasislerde, float plains'lerde iyi. Ben şu Makran Company'yi alacağım. 12, 23. Bunun özelliği daha iyi gibi. Develer nasıl? 13. River. Şunu alalım. Ayarları alalım. Daha mantıklı. Evet. Şöyle ordularımız çıksın. Şu isyanı bastıralım bir an önce. Düşmana doğru ilerleyeceğiz. Şöyle ordularımız Urbun'da toplansın. Oo, yeni bir ittifak kurulmuş. 4000 orduları oldu. Ben ittifak çağırmam gerek. Panjur emiri gelmiyor maalesef. Bu kötü oldu. Bizim eşimiz vardı. Yaşlı bir eş almıştık. O da gitmiş. İttifak toplayalım. Attap Emirliği. Neredesin sen? Şurada. Pala Kingdom.
Onlar da burada hemen. Biraz uzak. Google'ler, onlar da uzak. Bedouin var. Dulafritleri çağırabilirim. Dulafritler şöyle gelsin. Mecburen bu ittifakı kurmam lazım Dulafritlerle daha yakın. Evet, Dulafritlerle ittifak oldum. Hemen onları çağıracağım. Geliyorlar. Güzel. Şimdi ordularımız toplandı. Şöyle şuraya doğru saldırıya geçelim. Dilenelim bakalım, poligot olalım. Dulafrit de katıldı. 6000 ordu, güzel. Üstünüz. Şuradan şuraya geçeceğiz. Kabil'e gidelim. Safarit. Orlar burada. 2000 ordu burada. Asıl düşmanımız nerede bakalım? Şöyle birleşecekler sanırım bunlar. Şöyle hızlıca yakalayalım. Çöl avantajı var. Marçal mı yetişelim? Marçal yetişelim. Evet. Bağımsız olmak istiyorlar. İzin vermeyeceğim ona. Vam'ı aldılar. Prestij kazanalım. Savaşlar yapacağız. Evet. Rikan kuşatmadaymış. Şunları bir yakalayabilseydik. Ama kaçıyorlar. %26 yeniyorlar. İttifakım da geliyor. Şuraya ulaşabilirsem Bost'a. Şurada Bost, Giruf. Tekrar geri dönüyorlar. Bir türlü yakalayamadık. Yakalarız herhalde artık. Evet, tekini yakaladım. Güzel, %16. Şuraya Siege lideri koysaydık iyi olacak. Şu 1200'lüyü de yakalayalım. Oraya kilitlensin o. Evet, güzel yakaladık. Yakalayamadık ilginç şekilde. Asıl ordu burada. Kuşatmaya devam ediyor. Şu dağlarda yakalayacağız. Çöl avantajı, Desert Mountains liderimiz. Çöllerde supply'ı var, gayet iyi. Çok hızlı kaçıyorlar. Organizer'ım olsaydı. Yine bir faction var. Oo. 3 kişi destek oluyor amcamızın tahta geçmesi için ama güçsüzler. Bunlar burada bizi bekletirken onlar burada burayı işgal ediyor. Bizi uzaklaştırıyorlar. Bir kez daha yakalamaya çalışacağım. Olmadı. Şunlarla çarpışıp
Evet. Şöyle şunlara bir saldıralım. Evet, geri çekildiler yine. Yine uzaklara gidiyoruz. Şuradaki toprak ne durumda? Alıyorlar. %30 kazanıyorlar. Biz bunları yakalayamayacağız. En iyisi topraklarını kuşatmak. Bu bizi oyaladı çok. Şöyle yapacağım. Şuraya gideceğim. Bamla şeyi geri alalım. %36. %51 oldu. Desteğe gelecekler. Şu Bam'la Sircan'ı almamız lazım. Atlı askerlerimiz de. Oh. 10 deckline'da veto edelim. Attacker Control War Targets diyor. Onların topraklarını kuşatmak lazım. Şöyle hızlıca şöyle ilerleyelim. Evet, bir tanesini yakaladık. Güzel, %50. Şöyle topraklarını kuşatalım. Şuraya da bir saldırı düzenleyelim tekrar. Kaçıyorlar gerçi ama. Bunlar oyalanacak belli ki. Üst toprakları kuşatalım. Paralı askerler gidecek. Önemli değil. Orduyu ikiye böleceğim. Evet, orduyu şöyle kuşatabileceğim bir yer daha var şurası. Tane kuşatmacı koyalım. Diğerine de bir kuşatmacı koyarsak. Varsa tabii. Ilgazi geçsin. Bir tane Türk şeyimiz var. Kuşatmacımız var. Evet, şöyle toprakları alalım ki onlar buraya kuşatıyor. %58. Evet, burayı alabiliriz. %60 oldu. Şurayı da kuşatıyorlar. Yenebilirler bu savaşı. Large Breach saldıralım. Saldıracağım mecburen.
puan kasmak için. Evet, %16 güzel. De şuraya gidelim. Evet, kuşatmayı kaldırdılar. Güzel, 8 yaşına geldik herhalde. 9 olmuşuz. Swing Scale. Leverage. 155 altına ihtiyacım var. Çok güçlendi amcamız. Amcamız çok güçlendi. Şuraya saldırıya geçelim. White Piece'te de bitirebilirim bunu. Amcamızın güçlenmesi pek de iyi değil. %66. Başka nerede toprakları var? Şurada olması lazım. Evet, şurada. Asıl kişi kim? Kirman valisi. Şöyle bir saldıralım bakalım. Humble olacağız. Wise man olabiliriz. Ya da content. Stres kaybedebiliriz. Humble olursak Zealot Opinion gelecek. Humble olalım. Wise man olalım. Güzel. Şimdi Stewart'ımız gitmiş. Şöyle yetenekleri geçsin. Zaferlerimiz biliniyor. Birileri slain olmuş. Şöyle geri dönelim. Düşmanın pek ordusu kalmadı. Bin ordusu var. Bin orduyla pek bir şey yapamaz. Şöyle şuraya gelsin askerler. Evet arkadaşlar, bu savaşta kazanalım. Elimizdeki prestijle tabii çok asker kaybettik. 3000 orduyu toparlamamız lazım. Biraz dinleneceğiz ve vergi almaya da devam edelim. Şöyle şu kişi vergimizi toplasın. Bir tane daha isyanımız var. 60 oranında. %87 kazanıyoruz. Ordular epey bir attrition aldı. Şu anda trigger stabilization'da olunca bize Manhattan Recruitment Cost ucuza mal ediyor. Bam Kalesi'ni de alırsak bu savaşı kazanırız. %90 direkt saldırabilirim ama şöyle bir isyan durumu var. %60 ittifaklarından yardım alırım. Saldıralım. Bitirelim şu savaşı. Evet, %100 savaşı bitirelim. Güzel, ordularımızı indirelim. Evet. 1400, 2000 ordu faction'ımız var. Ordularımız toparlanınca bu da gelecek. Evet arkadaşlar, bu bölümde isyanları önlemeye çalıştık. Emir Kudyayar'a yapılan isyanları engellemeye çalışıyoruz. Leverage with gold, prestige. Prestige ile düşüreceğim mecburen. En azından bir seviye düşürelim. Çok güçlenirse kötü olacak. And Regency yapmamız lazım.
Amcamızdan kurtulursak kim geçecek? Diğer amcamız geçecek. O da epey güçlü. Ama en azından bizi daha çok seviyor. Ama selfless. 54. Annemiz geçebilir. Şöyle Safarit House'unu bir şey yapalım. Swing Scale 884 yılında. Savaş mı bu? Accept diyeceğim mecburen. Ama o savaşa gidemem. Ordularım yeterli değil. Şimdi faction durumu ne durumda? Ha, düşmüş, güzel. Faction düşmüş. Amcamızı geçirmeyecekler, güzel. Toparladık. Evet, biraz paramızı biriktirelim. Vergi promote yapıyoruz, vergi toplayalım. Liderimiz vergi toplasın. Casus başımız iyi. Diplomatımız gayet güçlü. Bir eşimiz sadece Swing Scales arttırmış. 6'ya gelince herhalde ultimatom gönderebilecek. Powerful vasallar destekleyecek diyor. Yani çok kötü oldu bu. Düşürmemiz lazım bunu. Prestij de kalmadı. Para da kalmadı. Ne yapacağız bilemiyorum. Amcamız isyan edebilir. Tabii biz Sistan ve Kabulistan topraklarını kontrol ediyoruz. Belki amcamızdan kurtulursak belki bir ihtimal 14 yaşında olmamız gerekiyormuş. 10 yaşında 4 sene sonra. Regent'e çok güçlendi. Şöyle devam edelim bakalım ne olacak, ne gidecek, göreceğiz. Evet, decisionlarda biz struggle endings'te Iranian Resurgence'la Iranian Revival'ı yapmaya çalışıyorum. Şu anda 34, 40 toprağın 38'ini kontrol ediyoruz ve %53'ü de İran kültüründe. İki toprak daha kontrol etmem lazım. Bunu tamamlayacağız. Bir tek bu kalacak. Bir de bu kalacak. Bunlar yapılabilir. %53 sadece şu biraz zorlayabilir. Onların kültüründe olması gerekiyormuş. İran bölgesinin. Bu Tacik zaten İranlı. Bu da İranlı. Şunu değiştirmemiz gerekecek. Bu çocuğun suratı niye böyle olmuş? Evet. Sırjan Under Siege. Bizim toprakları kuşatıyorlar. Ne savaşı bu? Hamadan Claim'i. Duaflitler saldırmış. Genişlemesinler. Evet. Hintliler bize saldırıyor. 6000 orduyla. Şurada durduralım. Evet arkadaşlar. Hintliler saldırdı. Yeterince de güçlü değiliz. Muhtemelen yenileceğiz. Neresini alacaklar? Şurayı alacaklar. Ubanda vilayeti. Burası
Burası acaba şey mi? İran coğrafyasına. Evet. Yok, Rajasthan'daymış. Alsınlar, problem değil. Yani mühim değil, İran coğrafyası olmadığı için oraya alabilirler. Problem değil, gitmeyeceğim bu savaşa. Ama tabii ne kadar uzatırsam daha iyi. Planet. Kutsal savaşı gelsin. Sen de gelseydin iyi olurdu. Evet, şöyle devam edelim. Şu anda stabilization etkisindeyiz. 1800 ordum var. 7 toprağın 10'unu yönetiyorum. Eşimiz bu olacak. Rashida bin Dulafit 15 yaşına gelmiş. Biz de 11 yaşındayız. Regentimizi 884 yılında düşürebiliyoruz. Zaten düşmüş biraz. 5'ten 4,5'a düşmüş. 28 Şubat'ta. Tamam. Evet, prestijimiz gelsin. Biraz bekleyeceğiz. Debt'ten çıkabilmem için şu vasallarımızı ransomlayabiliriz. Ama bu execute dersen şöyle serbest bırakalım. Şunu para karşılığında sal. 16'nın 16'ındır. Emirate claim'i olan biri geldi. General şunu geçirelim. Ehsan geçsin. Güçlü ve bize sadık. Şöyle olalım. Tamam, %24 kazanıyorlar. Ben de destek olabilirdim bu savaşa. Faction durumu biraz riskli. O yüzden biraz daha askeri olarak toparlanmayı bekliyorum. Şurayı alabiliriz ilerleyen dönemlerde. Balok. Aynı zamanda Iranian Heritage. Şununla acceptance'ımız var. Şu bölgeyi alacağız. Scale artmış. O 6'ya çıkmak üzere. Deceitful olabiliriz ya da honest. Deceitful olalım. Acaba amcamız isyana kalkışacak mı? Evet, varisimiz bizimle ittifaka geliyor. Güzel. İttifak gelir, kabul edelim. Unrest phase'ine geçtik sanırım. Stabilization'da hala. Unrest'e gidiyor. Şurada destek olabilirim ama. Şurada ne durumda? 4000 ordular var aslında. Bu kimmiş? Evet, ordularını niye getirmiyorsun diyor. Ordularını niye duruyor dedi. Şimdi getirmemin bir anlamı yok. Zaten getirmedik. Boşuna da götürmeyeyim. Zaten isyanım var. Şu gelecek. Şu isyanı da hallederiz. Biraz ordular toparlansın 2400'e. Para olarak da
güçlenelim. Evet. Regent'ımız epey güçlendi. 6. seviye. Evet, şunu düşürelim şimdi. Piet ile düşüreceğim. Evet, bir tık düşürdük. Bir sonraki düşürme. Prestij gelsin. Bir sonraki düşürme 14. 14'ünde. Evet, yaşımız 12. Bekleyelim biraz. Varisimiz çok yetenekli oldu. Sadistik hem de. Humble'da. Şurayı da aldılar. %53. Oo, bir saniye. Evet, bir altınımız var. Şöyle biraz ilerlesin oyun. Şurada topraklar bölünmüş. Tahiritler epey güçlendi. Kabil kuşatılıyor. Şu isyancılara durduralım. Köylü isyancıları durduracağız. Onlar biraz risk. Farah'tan başlayalım. Sonra şuraya gideceğiz. Jiruf'a gideceğiz. Diplomasimiz 2. Diplomasi çok kötü. Biraz diplomasi kazanalım. Evet, %100. Şunu bitirelim. Şunu da asalım. Direkt gelsin. İsyancıyı da kurtulduk. Evet, 1900. Evet, şurada aslında şunları yenebilirim. İttifakla yenebiliriz. Yeni ittifaklar kurabilirim. Bizim ittifakımız mı bozulmuş? Haberi Sultanlığı. Panjurlarla anlaşmışız. Safarit, bunlar bizim akrabalarımız. Vali Ali. Şimdi şöyle ittifak kurabileceğimiz birisi. Maşrik.
Ares bin Musavir ya da Filistin Emiri, Attab Emirliği. Şöyle Trades Inheritable dersem Raj Emirliği. Bunlar var. Genius biri var. 2 yaşında. Şunu alalım. Genius olduğu için evleniyorum sadece. Eğer ömrü yeterse, Attab Emirli burada bağımsız olmuş. Abbasiler de güçsüzleşmiş. Bizim için iyi fırsat. 2000 ordumuz var. Paramız gelecek. Regency'yi bitirmem için biraz daha zamana ihtiyacım var. %66. Şöyle şunlara gelselerdi. Bakalım kaç ordumuz olacak? 4100. Yenebiliriz aslında. Ama tabii ben başka savaştayım. Şu an ne kadar? 5300. 600 burada var. Yeneriz ya. Şöyle ordularımı çıkartayım. Şurada çıkartalım. Bu savaşa gireceğim. Ve onları püskürteceğim. Savaşı lehimize çevireceğim. Şu 600'lük ordu gelirse Habbar Emiri, Habbar Kralı, Kabil düşmüş. Kaybedebiliriz. Çok mühim değil. Çok mühim değil yani, orası küçük bir toprak. Zaten bana da ait değil o bölge. Tutmama gerek yok. Ama ben yine de bir şansım deneyeceğim. Son anda çevirebiliriz. Destekler gelirse tabii. Liberty War as a Defender. Tamam, kabul edelim. %95 oldu. Yok, bu savaşı çeviremeyiz artık bundan sonra. %96. Kurtulma şansı yok. Şu savaşı alacağız mecburen. Şuraya ilerleyeyim bari. Dissolution Faction Disbanded diyor. 886 14 Cun. Şurada bir olay var. Bir toprak verdik. Defeat geldi. Problem değil. Oradaki toprağı kaybettik. Şunlar aldı. Arapça da öğrenelim. Evet. Şimdi less powerful dedi. Düşmüş. Dissolution faction yok. Faction'larımız temiz. Ordularımız geliyor. Evet, şu savaşı bitirebiliriz. Şuraya ilerleyelim. Şu savaşı destek olalım. Dulafitler bizim için önemli. Şimdilik önemli. Eşimiz var mı bizim? Bir eşimiz var. Bir toprak gelmiş. Yıl boyunca ilişkimiz stres düşsün. Stresimiz çok arttı. Şöyle saldırıya geçelim.
Regent'ım çok güçlendi. Swing Scales. Şimdi para karşılığı, piyeti karşılığı yapalım. Beşe düşürelim. Sonra End Regency'yi yapacağız. Yaşımız gelince. Provasımız artsın. 14. Güzel. O bir dakika, ordularımız burada yeniliyor mu bizim? Ordularımız yenildi mi? Ha, yetişmemiş daha ordularımız. Evet. Bayağı kayıp verdirdiler bize. Şöyle kuşatalım. Dissolution Faction kurulmuş ama güçlü değil yeterince. Evet. For honor and glory. İttifakımız savaşı kazandı. Güzel. Orada dismount edelim. Evet. Dulafitler Fars bölgesinde bazı toprak aldılar. Bedouin genişlemesi oldu. Aslında destek olmayacaktım ama ittifakım diye destek oldum. Normalde destek olmamam gerekiyordu. Struggle Ending'de bunu yapabilmemiz için şunu düşürmüş oldum. Bir toprak daha Arap olmuş oldu. Şunu yapacağız. 38 ilk hedefimiz bu. Onu da bir sonraki bölümde yaparız arkadaşlar. İzleyenlere teşekkürler. Regent'i sonlandırıp bir sonraki bölümde tahtın başına geçeceğiz ve ülkeyi yönetmeye başlayacağız. Eşimiz çok küçük daha. 4 yaşında. O gelene kadar yaşlı eşler alıp, hatta şimdi de alabilirim. Bir tane şöyle ol diyelim. Infertile diyelim. Hatta şöyle yapalım. Find spouse. Arrange marriage. Neyse, yaşımız gelince yaparız. 16 yaşına gelince yaparız. Evet. İzleyenlere teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Abbasiler biraz güçsüzleşti. Hatta burada bağımsızlığını kazanmış. Burada Arap devleti kurulmuş. Türkiler buraya gelmiş. Vast kurulmuş. Said Sog diyen İranlı Fars burada. Gördüğünüz gibi Abbasiler güçsüzleşiyor. Biz de güçleneceğiz. Şuradaki küçük bir toprağı kaybettik. Şunlar da isyanda sanırım. Topraklara bölünmüş. Güçsüzleştiler onlar da. İzleyenlere teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Serimiz devam edecek.